Sinorov'un kalite ve Ar-Ge müdürü Gizem Bakur ile beraberiz. Evet, hoş geldiniz Gizem Hanım. Biz bir Nora Group firmasıyız. Aile şirketimiz bizim. Kalitede ve Rembir Gıda yani Mormix kanalının yönetim başkanıyım aynı zamanda. Ankara Polatlı'da fabrikamız. Orada 8 senedir çok güzel gelişmeler kaydettik. Bu Nora Group firmasında yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu mix'in antosiyanin özelliği çok yüksek. Yani antioksidan özelliği. Antosiyanin bilinen en güçlü antioksidanlardan. Çok küçük miktarda alacağım. Çok güçlü bir mix bu pigment olarak. Gerçekten mi? Evet. O kadar yeterli diyorsunuz yani. Kesinlikle. Çok bile hatta. Pandemiyle beraber dedi ki biz marketlere de girelim. İnsanların evlerine de geçelim. Paketlemeye geçtiğimizde de tabii ki en gözlemimiz olan şey Nora un oldu. Ne kadar doğal olduğunu mesela bir fırına gittiğinizde buradan anlayabilirsiniz. Alıp bir limonu sıkıp üstüne. Tadında, kokusunda hiçbir değişiklik yok. Yani peyniri yemeyen çocuklara mor peyniri çok rahat yedirebilirsiniz. Tadına da bakarsanız mükemmel bir lezzet. Bunlar araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Bir ay sonra glutensiz mor mix unuyla piyasalarda da olacağız. Bu arada sizinle görüştüm ve evet, sizinle duydum ilk kez ama biraz inceledim. Gerçekten aslında insanların duymak istediği, merak ettikleri konuları değiniyorsunuz. Bu benim için bambaşka bir yayın oldu gibi. İlk kez canlı yayına katıldım ama gayet güzel sohbet geçti sizin eşinizle özellikle. TV ekranlarından herkese merhaba. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Norov'un kalite ve Ar-Ge müdürü Gizem Bakur ile beraberiz. Evet, hoş geldiniz Gizem Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok renkli bir ortam. Gerçekten nasıl açacağımı da şaşırdım. Çok güzel bir ortam yarattık gerçekten sayenizde, sizin de. Çok teşekkür ederim. Bu imkanı da siz sundunuz. Size ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Buyurun. Tabii ki. Biz bir Nora Group firmasıyız. Aile şirketimiz bizim. Yılmaz Bahur abimin kuruculuğu önderliğinde gerçekleşen ilk nesli biziz. Ben de en küçük kardeş olarak kalitede ve Rembir Gıda yani Mormix kanalının yönetim başkanıyım aynı zamanda. O kanalları yönetiyorum ve son ürün babında tüketiciyle buluşmasını sağlıyorum. Evet, çok güzel. Peki abiniz tam olarak nerede iş yapıyor yönetim yani? Yönetim kurulu başkanı. Nora Group Yönetim Kurulu Başkanı. Hı-hı. 20 yılı aşkın bir grup firmamız var. Önce ithalat ihracatla başladık. Yabancı ülkelere, Avrupa ülkelerine ve yardım kuruluşlarına ithalat ihracat firmamızla ürünlerimizi gönderdik. Daha sonradan una yoğun bir talep vardı. Hı-hı. Özellikle dernek kısmında. Dedi ki bir un işine de girelim, un fabrikasını kuralım. Ankara Polatlı'da fabrikamız. Orada 8 senedir çok güzel gelişmeler kaydettik. Yani ilk aldığımız dönemle bu dönem arasında yaklaşık 500 katı bir gelişme sağladı. Çok ve güzel. Gelişmeye de devam ediyor. Süper. Peki hangi ülkelere daha çok alışveriş gerçekleşiyor? Şimdi bizim buğday alımlarımız genelde Türkiye çevresinde ama Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan daha çok buğdayın kaliteli olduğu yerlerden ithalatımız gerçekleşiyor. Daha çok Arap ülkelerine, Birleşik Arap Emirliklerine, Ürdün'e, Suriye ve birçok Avrupa kanalına da ihracatımız mevcut. Birçok fazla una talep var dediniz. Bu evet, un serüvenini çok merak ediyorum. Başından böyle sonuna kadar güzelce anlatsanız merakı gidermiş oluruz açıkçası. Tabii ki, çok memnun olurum. Şimdi şöyle, öncelikle buğdayın fabrikaya girebilmesi için randımanının yani kalitesinin belirlenmesi gerekiyor. Kamyonlarımız giriş kapısında, sonda makinelerimizle kamyonun içerisindeki belirli bölgelerden numune alımı gerçekleştiriliyor. Daha sonra fabrikanın içinde kurmuş olduğumuz laboratuvar tesisimizde buğdayın kalitesini ölçüyoruz. Onun fiziksel, biyolojik ve görsel rapor analizlerine göre kalitelendiriliyoruz ve bu şekilde buğdayımızı içeri alıyoruz. Daha sonra kalitesinin protein oranını, gluten oranını ölçtüğümüz buğdayları da Sortex dediğimiz devasa ve çok da yetenekli bir makine diyelim, optik tarayıcılarla tek tek buğdayları tarıyor. Buğdayın içerisinde hastalıklı, yaşlı dediğimiz bu birazcık hani işe yaramaz buğdayların hepsini tek tek seçiyor ve buğday verimliliğini, kalitesini en üst seviyeye taşıyor. Oradan da vals katına, devasa makinelerin olduğu yere öğütme işlemini gerçekleştiriyoruz. Öğüttükten sonra da 25 metre yüksekliğinde pneumatik katına, oradan işte alt kattaki devasa elek katımıza giriyor ve un elenerek silolarımıza geçişini yapıyor. Evet, peki bu süreç kaç gün, kaç hafta sürüyor tam olarak? Şöyle, biz 200 bin ton buğday depolama silolarımız var. Unumuzda günlük 1000 ton kırım gerçekleştiriyoruz ve paketlemesini yapabiliyoruz. Çok iyi gerçekten. Peki kaç kişi çalışıyor orada? Çok merak ediyorum. Ya, Nora Group firmasında yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlıyoruz.
Sadece un sektörü olarak da, yani un fabrikamızda 140 kişiyle bu işi gerçekleştiriyoruz. Madencilik firmamız var, ithalat ihracat firmamız var. Bayağı köklü ve saygın bir kuruluşuz. Harika. Peki un çeşitleri nelerdir? Burada da görmüş olduğunuz evet. gibi. En değerli olarak adlandırılan mesela kara kılçık unu birçok firmada hali hazırda yok. Ve çok da az üretiliyor aslında. Genellikle Konya bölgelerinde çıkıyor. Sarı un var, siyaz un var, beyaz un var, beyaz buğday dediğimiz un. Şöyle gösterelim evet, hatta. Evet, tam buğday unu. Kara kılçık. Çok güzel de paketleri de çok hoşuma gitti benim, rengarenk. Paketler, ambalajlar özellikle bizim çok içimize sindi. Şu görselde gördüğünüz logomuzun altında olan evet. şey annemin gençlik fotoğrafı. Gerçekten evet, bizim için ayrıca bir değeri var, annemizin gençlik fotoğrafı. Çok güzel. Peki bunun bir anlamı var mı yani bu elmasın? Değerli bir umutluyuz. Yani evet. gerçekten kalite anlamında bir gün umarım fabrikayı da ziyaret etme imkanımız İnşallah, olur. İnşallah, umarım. Evet. 100 dönümlük bir arazi içerisinde konumlandırıyoruz zaten. Evet. Çok güzel yani anlamlı olması da bir o kadar da hoş duruyor Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ve buna biz bizim sloganımız tabii yeni nesil un. Yeni nesil unlarla da özellikle mor unla biz piyasayı salladık diyebiliriz. Diğer un firmalarından farkımız patentinin bizde olduğu, başka hiçbir firmanın, dünyada hiçbir firmanın yapamayacağı şey aslında mor unumuz. Evet, çok güzel bir başarı aslında. En başta bunu merak ediyor bence insanlar. Morun bir ara haberlerde çok fazla sallandı böyle morun, işte mor ekmek vesaire evet. falan. Burada zaten görüyorsunuz siz de yani simitinden, unundan yani peynirinden, bu da peynir oluyor. Biraz böyle şeker gibi algılanıyor ama gerçekten yani mor adı altında baklavadan tutun ununa kadar her şeyi düşünmüşsünüz ve yapmışsınız. Peki bu fikir nasıl oldu yani bu mixlenip mor un haline geldi? Sağlığına, mutfaklarına girmeyi başardık. Halihazırda zincir marketlerde, yerel marketlerde beyaz unu daha sağlıklı hale getirebilen tek birimiz. Evet, gerçekten sağlık açısından da birçok hastalığın da önüne geçebiliyor. Bu da siz daha iyi bilirsiniz. Detaylı Kesinlikle. Bir şekilde anlatsanız çok güzel olur. Dedik ki bizim kafamızda böyle bir fikir var. Ve bunu yaptık, gerçekleştirdik. Gerçekten de bu mor mix una girdiğinde, şekere girdiğinde insan sağlığına iyi geliyor. Kan şekerinin düzenleyici etkisi var. Yani firma sahibinin şöyle bir tepkisi oldu. Ya öyle şey olur mu? Mor baklava olur mu? Nasıl yani? Ben de bunun içine o kadar şeker koyuyorum, yağ koyuyorum. Nasıl insan sağlığına iyi gelir? Dedi ki bakın bir deneyelim. Analiz raporlarımız var. Bütün analizler yurt dışında gerçekleşti. Ve deneklerle birlikte araştırma makalelerine de konu oldu. Yani bunları insanlar üzerinde de denedik. Dedi ki tamam dedi, benim muhasebecim şeker hastası, bir ona denetelim dedi. 2-3 tane yedi ve değişiklik olmadı. Onun şekerini ölçmemiştik. Sonra baklava firma sahibi bir dostunu aradı. 20 yıllık dostu. Geldi, oturdular. Dedi ki yani ne var ne yoksa al. Tip 1 diyabet hastası. Yani damardan iğneyle evet, insülin direncini evet. çok yüksek. Dedi ki ne var ne yoksa al. Bir torba poşetle geldi, ilaç poşetiyle. Oturdu, ürünü ona anlattık. Dedi ki bak baklava yiyeceksin, baklava yiyebileceksin. 3 dilim baklavayı önüne koyduk. Adam baktı böyle, dedi ki ya ben dedi 20 yıldır baklava yemiyorum. Siz de çocuk mu kandırıyorsunuz? Bu ne dedi? 7 dilim baklava koyduk önüne. 7 dilim. 7 dilim. Evet. İnanılmaz. Yani gerçek bir hikaye ki evet. zaten bunun yapılış amacı onu gördükten sonra oldu. Yani öyle ürüne inandı. Yoksa yani şeker hastalığının yiyebileceği gerçekten çok büyük bir iddia ve gerçekten bunu sağlıyordu da. 7 tane baklava koyduk. Tabi yemeden önce şekerini ölçtük. 380'di çıktı. 385. 385. 7 dilim baklavayı orada yedi. 1 saat sonra ölçtük 388 ve 1 saat sonra da 280'e kadar düştü. Yani 2 saat sonra. İnanılmaz. Evet, bir tepkisi vardı. Ben dedi bu baklavayı yiyeceğim. Benim şekerim 450'ye falan ulaşırsa bu ürün dedi mükemmel bir ürün. Ama 600 olursa direkt bana iğneyi vurun dedi. Ama tabii ki glisemik endeksi %20 düşük miximizin. Yani o yüzden de kana geç karışıyor. Kana geç karıştığı için de kan şekerini düzenleyici görev görüyor. Yani 2 saatte kan şekerine karışan şeker bunu yediğimizde 4 ile 6 saat arasında karıştığı için kan şekerini düzenleyici etkisi var. Peki burada bir kalp şeklinde hafif belli oluyor. Kaşar evet. sanırım o. Evet, kaşar peynir. Bunlar Ar-Ge'lerimizin tamamlanan kısmı. Hatta 2 gün sonra da üretimine başlayacağız. Çok güzel bir peynir firması da anlaştık. Evet. Şu şekilde gösterelim. Çok tatlı duruyor gerçekten. Ambalaj çalışması her şey evet. hazır ve yerel zincirlerle ve anlatabilirim herhalde. Peki, bir anlaşmamız var şu anda. 2 hafta sonra Migros kanalında bütün bu peynirlerimizi, unlarımızı görebilirsiniz. Unlarımız hali hazırda Makro Center'da, Şok Marketler'de ve bütün yerel marketlerde var.
Evet, çok güzel. Buralardan bu sağlığa ulaşabilirsiniz. Peki, çok dikkatimi çekti. Bunlar tam olarak kolajen evet, sanırım. Kolajen, aynen öyle. Son yılların popüler ürünü. Özellikle kadınların insanların evet. yaygınca kullandığı bir ürün. Bu mix'in antosiyanin özelliği çok hı-hı. yüksek. Yani antioksidan özelliği. Antosiyanin bilinen en güçlü antioksidanlardır. Hı-hı. O yüzden bunu dedik ki hani neye katabiliriz daha çok, daha da sağlıklı hale getirmek için kolajenlerle, eferesanlarla birleştirdik. Bunların da sunulacağı tarihi sanıyorum bir aya bunlar da hazır olur. Aa biz yani daha önce geldik. Ekstra güçlendirdik. Evet ama gerçekten hani gıdadan tutun böyle güzellik, hı-hı. sağlık vesaire onlara da çok fazla yönelimimiz var yani. Şöyle aslında firmalar artık bizi arıyor. Diyor ki ya böyle bir ürün var sizde. Kesinlikle. Patenti bizde, bizden başka kimse de yapamıyor. Bunu değerlendirelim işte biz de buradan bir pay alalım diyor aslında. Hı-hı. Biraz daha duyulmaya başladıkça ki özellikle Avrupa kanalında çok güzel gelişmeler oluyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya Nora Un'la, Mor Mix'le kendimizi duyuracağız. Çok güzel bence. Duyuracağınıza da eminim. Peki, Mor Lokum. Evet. Bunu ben açmak istiyorum. Yani merak edenler için izninizle. Tabii ki, ne demek. Şöyle. Siz bir yandan isterseniz anlatın faydalarını. Şimdi hiçbir değişiklik hı-hı. yok. Yani lokuma ne kadar şeker giriyorsa o kadar şeker giriyor. Ne hı-hı. kadar işte tuz, yağ giriyorsa o kadar giriyor. Ama insanların yediğinde evet. şekerini yükseltme dengeliyor, tansiyonunu dengeliyor. Hı hı. Uzun vadede kullanıldığında da Mor Mix, kalp ve damar hastalıklarına, Alzheimer'a ve Parkinson hastalıkları, beyin hastalıklarına, beyin hastalıklarının önleyici etkisi zaten bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir şey. Süper, yani zaten her şeyi kanıtlayıp da konuşuyorsunuz. Kesinlikle. Ve dünyayı zaten çalkalayan bir şeyin evet. eminim ki bütün testleri yapılmıştır yani ne denetimden aynen. geçmiştir kesinlikle. Kesinlikle. Hatta biz burada Gizem Hanım'la bir deney yapmak istiyoruz. Hani kalite evet. kontrol açısından izleyenlerimiz açısından. İsterseniz bu limon konusundan başlayalım. Tabii. Şimdi biz ilk Mor Mix'i çıkardık ve un firmalarına, fırınlara gönderdiğimizde herkeste bir furya oluştu. Mor furyası. Evet. Dediler ki biz bunu yapalım ama onların dışında yapalım. Kimleri gıda boyası kattı ama tabii hiçbiri hı hı. tutmadı. Şöyle gıda boyası konduğunda boyadan ötürü şöyle hiç rengi gösterelim. Değişmiyor. Evet. Normalde ama baz dengesiyle rengini değiştiriyor. Çok az bir şey sıksan da yeterli oluyor gerçi de. Bir iki dakika beklediğimizde buradaki renk farkını göreceksiniz. Kırmızıya dönecek. Evet bu reaksiyona giriyor. Evet, asit baz giriyor. Olarak ayrılıyor. Aynen ne kadar doğal olduğunu mesela bir fırına gittiğinizde buradan anlayabilirsiniz. Alıp bir limonu sıkıp üstüne. Ürün bazlı deneyebilirsiniz. Çok güzel. Hatta bakın ben de alayım. Tepkimeye girmeye başladı. Evet başladı. Yani burada ne kadar kaliteli olduğunu ve kesinlikle gerçek olduğunu, asla sahte olmadığını da görüyorsunuz zaten. Zaten şöyle bir durum var. Yani ekmek tebliğine göre eğer gıda hı-hı. maddesi, gıda boyası konulan ekmeklerin ekmek başına 11.500 lira cezası var. Yani bunun yani altında çok meblağ. Yani zor. Evet. Cesaret de edilemiyor. Çok edilemez fazla. Evet. Hı-hı. Ben şu lokumu denemek istiyorum açıkçası. Lokumu deneyebilirsiniz. İzleyicilerimiz açısından. Denerseniz tabii. inanılmaz bir lezzet. Yalnız bu gerçekten lafınızı böldüm çok özür dilerim. Şeker hastalarına, diyabet hastalarına çok güzel bir buluş aslında. Çünkü mesela benim babaannem var ki ondan biliyorum. çok seviyor baklava olsun Türk vesaire. Halkı olarak, Türk evet. halkı olarak. Yani bunu düşünüp de bulmanız mükemmel bir şey olmuş. Kesinlikle. Gerçekten. Yani çok rahatlıkla tükürden hem baklava, sadece baklava değil ekmek, makarna, unlu mamulde, şekerli mamullerde kullanılabilir, gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Zaten tok tutucu etkisi hı hı. de var. Biz şu an 20'ye yakın diyetisyenle çalışıyoruz ve hepsi de tok tutucu etkisinden dolayı danışanlarına bunu öneriyor. Yani atıyorum iki parça tostla doyuyorsanız ya da ekmekle hı hı. bundan bir dilim yediğinizde doygunluk hissi yaratıyor sizde. Bu şekilde diyetlere de konu oluyoruz. Bütün diyetisyenlerden de onay almış yani daha evet. ne olsun diyoruz. Peki burada bir ekmeğimiz var. Hı-hı. İçi görüyoruz aynı şekilde. Evet, burada doğru. bir kalite kontrol testi de yaptık zaten. Hı-hı. Şu benim çok dikkatimi çekti. Bayağı büyük hani. Evet balina ekmek. İsmini soracaktı. Evet, balina ekmek. Balina ekmek. Ekşi mayayla yapılan bir ekmek. Bu olarak şekilde. Bütün firmalarda evet. Hı-hı. Bunları bizim mix verdiğimiz ya da un verdiğimiz firmalar kendi bünyesi adı altında gerçekleştiriyor ve satışını yapıyor. Çok yani güzel. Bizim bu programa özel olarak aldığımız bir şey değil. Bu baklavacı her gün çıkartıyor Mor baklavasını satışa sunuyor. Bizim özel olarak yaptığımız bir şey değil. Evet harika. Peki burada bir Mor biskotti var. Evet biskotti. İtalyanların yani Türk dilinde aslında Selanik gevreği dediğimiz
Süper. Bu demo çalışmamız, paketlerimiz çok daha böyle ciks aslında. Evet. Yine bence gayet hoş duruyor. Aynen öyle. Çıkıyor o da yakında. Kesinlikle. Bir hafta sonra tüm yerel marketlerde ve market zincirlerinde bunları bulabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklar grubuna giriyor. Fonksiyonel gıda grubuna girdiği için aslında tüm marketlerde bize ulaşıyor. Bizde de olsun. İşte orada var, neden bizde yok gibisinden tüm firmalarla görüşmeleri sağlıyoruz. Çok güzel. Yurt dışında peki Türkiye'deki gibi var mı acaba? Aslında yurt dışında çok daha fazla var. Daha fazla diyorsunuz. Daha fazla var. Evet. Özellikle şeker tüketen ya da unu mamul tüketen birçok firma artık bir yerlerden görüyor ya da bizim bağlantılarımızla bizle iletişim kuruyor. Onlara hem mix kanalında şöyle göstereyim. Dağıtımını yapıyorlar ya da marketlerinde sergileyip satışını yapıyorlar. Çok güzel gerçekten. Nora Un olarak diğer un firmalarınızdan farkı nedir? Merak edilir. Evet, yani yeni nesil un dediğimiz yani en büyük farkımız aslında bu. Biz bundan 1,5 sene önce sadece EDT kanalına bir yardım kuruluşlarıyla da çalıştığımız için yani çuval bazlı 25 kilo, 50 kilo bazlı unlarla tüketiciye destek sağlıyorduk. EDT dediğimiz ev dışı tüketim, fırınları olsun, işte yardım firmaları, kuruluşları olsun, fabrikaları olsun, onlara un gönderiyorduk. Daha sonra pandemiyle beraber dedik ki biz marketlere de girelim, insanların evlerine de geçelim. Ve paketlemeye geçtik. Paketlemeye geçtiğimizde de tabii ki en gözlemimiz olan şey Nora Un oldu. Çünkü insanlar gerçekten hani belli bir markalar var ve marketlerin satış prensibi bellidir. Bir tane en ucuz mal alır tüketiciye, hani benim ucuz malım var deyip çekmek için. Bir de kaliteli mallar daha yüksek fiyattan satılır. Bu buraya artık girmeniz biraz daha zorlaşır. Ama biz Mor Un'la gittiğimizde tabii ki patenti bizde. Tabii ki. Başka bir örneği yok. İnsanlar merakla, heyecanla bu nasıl bir şey direkt hemen raflarda yerini açtı. Ve bu sayede aslında marketlere girmemiz de daha kolay oldu, rahat oldu. Yani gerçekten kaliteli bir unumuz var. Yani buğdayın girişinden itibaren biz onu ölçüyoruz. Yani 11-11,5'un altındaki protein oranı olan buğdayları kabul etmiyoruz. Ve yurt dışından 15-14,5 buğday değeri, buğday proteini olan buğdayları seçip öz olarak alıyoruz. İnsanlar bir kere aldığında memnun kaldıklarında tekrar alıyorlar. Hatta bizden vazgeçilmeyen fırınlar rövanşta, yani ustalar bu usta buna tavsiye ediyor, o usta ona tavsiye ediyor. Bu şekilde Türkiye'nin her yerine neredeyse bizim bunlarımız gidiyor. Evet, ama gerçekten başta sizin misyonunuz kalite diye adlandırmak gerek. Asla hiçbir masraftan da kaçmıyorsunuz. Hani kesinlikle. Ne olursa olsun. Sadece insanların sağlığı açısından ve yayılması açısından elinizden ne geliyorsa onu yapıyorsunuz diye anladım. Aynen öyle. Süper, harika. Peki içerisindeki kırmızı mor meyvelerden bahsedelim isterseniz. Sonuçta bunlar gıda boyası değil kesinlikle. Kesinlikle, evet. O yüzden meyveleri merak ediyorum açıkçası. Şöyle, ilk gördüklerinde insanların tepkisi şu oluyor. Aa, pancardan mı? Hayır, kesinlikle pancar yok bir kere. Pancar zaten tadını falan da veriyor. Böyle değişik ama çok da bir fonksiyonel tarafı olmayan bir ürün. Biz bunu da böğürtlen kullanıyoruz. Yani antosyanin çok yüksek olan ürünler. Böğürtlen, vişne, nar, işte karahavuç, karadut tarzı antosyanin özelliği yüksek olan ürünleri mevsiminde alıyoruz ve işliyoruz. Rengini şuradan alıyor, meyvenin dış kabuğundaki pigmentlerinden. Yani biz ürünü alırken suyunda, posasında atıyoruz. Tamam. Ve antosyanları elle tutulur hale getiriyoruz. Şöyle görsem gerekirse mixin açılımı şu. Toz haline getirip unlarımıza ya da şekerimize katıp baklavayı yapıyoruz. En şimdi saf haliyle de biraz daha koyusunu. Evet, biraz daha koyu. Evet. Bu işlenmiş hali saf. Sanırım. Tam saf değil saf mi? Var, evet. Bunu da az miktarda nişasta kullanıyoruz tutuculuk açısından. Peki nişastayı kullanma amacınız neydi bunda? Tutuculuk. Tutuculuk bağlayıcı tamamen. Bağlayıcı özelliği, evet. Evet. Zaten normalde de unlarda orada bu nişasta var. Ürün içerisine giriyor. Evet. Tamamen doğal. Tüm insanların tüketeceği türden. Evet, hatta hiçbir katkı bunu maddesi yok, %100 yerli. Kesinlikle, evet. Hatta bunu bir daha kanıtlayabiliriz isterseniz. Siz bana bir suyla ilgili evet, bir şey evet. söylemiştiniz. Aynen. Merak ettim. En önemli ben özelliğimiz şu. Rengi mor ama tadında hiçbir değişiklik yok. Baklava tadı neyse o tadı alıyorsunuz. Özelliği şu. Mix girdiği hiçbir ürüne tadını ve kokusunu bırakmıyor. Bunu en iyi zaten suyla test edebiliriz. Suyumuzda şöyle çay kaşığı ya da tatlı kaşığı yardımıyla çok küçük miktarda alacağım. Çok güçlü bir mix bu pigment olarak. Gerçekten mi? Evet. O kadar yeterli diyorsunuz yani. Kesinlikle. Çok bile hatta. Şöyle birazcık suyu katıyorum ve rengini vermeye başladı bile. Şöyle gösterelim hatta Gizem Hanım. Evet.
şu şekilde. Biraz karıştıracağım ve... Tabii ki. Buyurun. Harika gerçekten. Hani ben mesela görsem hani gıda boyası katkı maddesi var dilim içinde. Olmadığını anlayacaksınız. Tadında, kokusunda hiçbir değişiklik yok. Gerçekten de hiçbir değişiklik yok. Gerçekten. hiç alakası yok yani. Yani tip 1 diyabet hastaları günlük suyumuzu ve ekmeğimizi, miksimizi tüketerek iğneyi bırakan dostlarımı tanıyorum. İğne kullanmayı bırakan dostlarım var. O kadar etkiliyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Hiçbir değişiklik yok gerçekten de. Yani hatta rengi daha güzel yani. Sırf rengi için. Ya bu çaya katan var, suya katan var. Biz bu ısıya dayanıklı hale getirdiğimiz için aslında bu kadar faydalı bir ürün haline getiriyoruz. Yani siz bir meyve sebzeyi alıp işte mikserden geçirip yemeğin içine katarsanız onun ısıyla beraber tüm antioksidan değeri kayboluyor. Ama bizim mikserimizde 5 katına kadar daha fazla antioksidan değeri var. Bunu aslında kafelerde yapabilirsiniz, yaygınlaştırabilirsiniz gerçekten. Çünkü yani kahvenin yanında şöyle bir su koyulsa bile çok hoş duruyor ki bunun faydaları da ne kadar çok yani. Kesinlikle. Gerçekten süper. Antosiyen nedir? Antosiyenler bilinen en güçlü antioksidanlardır. Antioksidanlar da serbest radikallerle savaşır bildiğiniz üzere. Yani bu da kronik hastalıkların önüne geçen bir bileşendir aslında. Kronik hastalıklar derken işte şeker hastalıkları, kalp damar hastalıkları, Parkinson, Alzheimer tarzı hastalıkların önüne geçiyor. Süper. Nora, onunla bağlantısı nedir peki bunun? Yani bu tamamen ürünlerinize yansıyor sanırım dediğiniz Kesinlikle. Gibi. Ya dediğimiz gibi işte hani üç beyazdan uzak durun diye yetkililer işte uyarıcı şey yayınlıyor ya. Biz de dedik ki biz bir un firmasıyız ve bunu daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Evet. Biraz araştırma yaptık. Tabii makaleler de bu konuda çok yardımcı oldu ve İstanbul'da bir tane fabrika kurduk. Yaklaşık bir 15 milyon kadar para harcadık ki 5 sene öncesinden bahsediyorum. Ve bunu unla ilk önce sofralara daha kolay ulaşabilsin diye insanla unla birleştirdik. Yani maliyetli de bir şey aslında. Unla her mutfağa girebileceğini düşündük ve unlarımızı birleştirdik. Çok güzel. Burada da hatta görsellerimiz var. Bakın mor toz ekmeği, San Sebastian, mor poğaça, mor takallı. Mesela San Sebastian ve mor poğaçaları fırınlar yapıyor. Dediğim gibi çalıştığımız aslında o kadar çok firma var ki ve Türkiye geneli. Yani İzmir'den tutun da Batman'a kadar. Aslında kadar, evet. Türkiye'nin dört bir yanından. Aynen öyle. Bizi buluyor, bize ulaşıyor. Ben işte kafe işletiyorum. İki tane, üç tane kafem var. İşte şunu da deneyelim diye aslında bu şekilde eğiliyoruz. En çok tercih edilen de aslında mor baklava oluyor. Bir evet, deneyelim bakarsanız mi? Mükemmel durum. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Evet, deneyelim bunu da. Bu arada ekmeği de göstereyim, kaç dakika oldu yani, hala aynı şekilde kalitesi de belli oluyor. Hatta daha softu aslında bakarsanız. Baymıyor, o yağ tadını falan bastırıyor, kalmıyor. Açılmasında ya da herhangi prosesinde hiçbir değişiklik yok. Yağ ne kadar konuyorsa o kadar, şeker ne kadar konuyorsa o kadar konuyor. İnsanlar aynı tadı alıyor ama sağlıklarına faydalı haline alıyor. Çok başarılı. Sanki birazcık daha az şekeri varmış gibi ama. Çok hafif bu böyle. Bu glisemik endeks düşürücü etkisinden dolayı daha soft. Kesinlikle. Kesmiyor yani. Yedikçe yedirir bence bu. Evet. O şekilde bir bağımlılık yapabilir. Doğrudur, daha soft. Süper, harika. Peki bunlardan hariç başka ürünleriniz var mı acaba? Aslında çok var ve stüdyoya daha fazla karıştırmak olmasın diye. Evet. Ben bir kısmını getirdim size hem deneminiz için. Mesela peynirler aslında çok büyük ilgi gördü bizde. Mesela şu peynir, top peynir. İlk göründüğünde şeker gibi algılanıyor ve çocukların aslında bu... Mesela benim yeğenim de var. Yeğenim beyaz olan şeylere karşı bir antipatisi var. Yani beyaz, bir yumurtanın beyazını yemiyor. Peynir hiç yemiyor. Sütü mesela pekmezsiz falan içmiyor. O da yeni yeni pekmezle buluşturunca içmeye başladı. Yani bu tarz çocuklara bu mor peyniri, yani peyniri yemeyen çocuklara mor peyniri çok rahat yedirebilirsiniz. Tadına da bakarsanız mükemmel bir lezzet. Onlarla çalışıyoruz açıkçası. Tabii ki. Tadı şöyle da efsane. Şöyle bakıyorum. Rengi mor. Mordan gelen sağlık sloganımızla. Çok başarılı. Evet, fırınlarda simitlerimiz, ekmeklerimiz devam ediyor ve aslında yöresellere de girmeye başladık. Mesela bu mor çökelek. Mor çökeleği Hatay'da bir firma yapıyor. Sadece Hatay'da mı şu an? Şu anda Hatay'da yapılıyor. Giderek yaygınlaşacak ama. Marketlere de sokmayı düşünüyorum açıkçası. Mor çökelek. Hatay'a özgü.
coğrafi işaretli bir ürün. Ama insanlar daha sağlıklı hale getirmek için bizimle beraber çalışıyor aslında. Peki hala bu suyun içine kattık, başka nelerin içine katabiliriz? Çay, kahve vesaire her şeyin içine katabiliriz değil mi? Her türlü ürünün içine katabilirsiniz. Yani bu un olmak zorunda değil. Ama bunların oranları var. Mesela unlu mamullerde ekmeğin içine, yani bunlar araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Şekerin olduğu ürünlere %10 ile 12'li şerbet oranına göre koyuyorsunuz. Ama ekmek, unlu mamul, işte makarna tarzı, mantı tarzı ürünlere de %8 oranında giriliyor. Ve şeker glisemik endeksi dengeleyici özelliğine sahip oluyor. Süper. Peki mesela genelde ev hanımları ekmekleri hani kilo yapar diye birazcık uzak duruyorlar. Bu ekmek için başka özellikle ne söyleyebiliriz mesela? Tabii ki sadece ekmek değil. Mesela krep falan da yapılıyor. Çocukların da çok ilgisini çekiyor. Yani diğer ekmek şeylerinden farkı tok tutucu özelliği zaten. Daha soft. Yani mesela bir ekmek yiyorsunuz ya da ne bileyim makarna yiyorsunuz. Hazımsızlık yaratıyor. İşte midede böyle bir değişik his yaratıyor. Ama mor olunca hiç böyle bir histen eser kalmıyor. Yani bir rahatsızlık durumu oluyor. Şişkinlik durumu oluyor normalde diğer ekmeklerde. Ama burada hiçbir şekilde olmuyor. Süper. Fonksiyonel gıda yani. Fonksiyonel gıda zaten organik gıdanın bir üst versiyonu. Peki bunun özelliklerini söyleyelim aynı şekilde sanırım yine. Aynı şekilde yani proseste hiçbir değişiklik yok. Simidin içine ne giriyorsa bu mor simidin içinde de aynı şekilde var. Harika. Sadece gerçekten daha sağlıklı hale getiriyoruz. Bir de insanların gerçekten de ilk başta ilgisini çeker. Yani sırf meraktan bile deneyen çok insan olmuştur kesinlikle. Yani. Çünkü ilk siz gerçekten bu patentini de aldınız. Siz başardınız. En çok şu kolajene böyle gözüm sürekli takılıyor konuşurken. Onları size hediye ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hep gıdadan gidip de nasıl kolajeni aklınıza geldi onu tam olarak. Ya firmalar dediğim gibi artık firmalar bizi tercih ediyor. Firmalar bize ulaşıyor. Önerim sunuyorlar sanırım. Tabii ki. Ya biz işte katıldığımız fuarlarla olsun, işte sosyal medyadaki başarılarımızla olsun artık tanınıyoruz. Firmalar bu konuda da bizi destekliyor. Yatırımcılarımız da fazla bu konuda. Güzel gelişmeler alıyoruz açıkçası. Özellikle İthalat İhracat kanalında bayağı bir güzel projelerimiz var. Fonksiyonel gıdadan bahsettiniz. Birazcık daha açabilir misiniz? Nedir bu? Tabii ki fonksiyonel gıda aslında yediğimizde insan sağlığına iyi gelen gıdalardan söz ediyoruz burada. Yani yediğimizde aslında aynı olan ama insan sağlığına iyi gelen. Mesela mor ekmek bir fonksiyonel gıdadır. Ya da atıyorum laktozsuz süt. O da bir fonksiyonel gıdadır. Yediğinizde işte midenizi rahatsız etmez tarzında. Bu da fonksiyonel bir gıda oluyor. Mor mix içine girdiği her şeyi fonksiyonel hale getiriyor. Süper. Peki ismini kim verdi mor mix olarak? Ya aslında biz bulduk. Yani ne olabilir? İşte biraz İngilizceye mi kaçsak dedik. Purple olur mu işte Türk halkı nasıl anlar, kim moru biliyor falan diye ama daha sonradan güzel bir isim. Ya hem akılda kalıyor hem kolay bir şekilde söyleniyor. Sizi de temsil ediyor gerçekten. Şeyi de çok merak etmiştim, isim konusu açıldı. Nora Un. Nora kimin ismi acaba ya da nereden geldi? Nora aslında abimin kızının ismi. Latince kökenli bir isim. Allah'ın nur ışığı çok anlamına güzel geliyor. Hataylıyız. Öyle mi? Evet, oralarda da biraz yaygın şekilde kullanılıyor. Yedi dilde de aynı anlama geliyor. Hikayesi de güzelmiş gerçekten. Kırmızı meyve sebzeler neye iyi geliyor dedik. Ne kadar tüketmeliyiz ve katkıları nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi kırmızı meyve sebze tüketin diyoruz. Bunların içerisinde antosiyaninler var. Bunlar antioksidan özellikleriyle sağlığımıza iyi gelen şeyler diyoruz. İnsanların aklında şu soru yaratıyor. Şimdi meyve sebze varken biz neden mor mix tüketelim diye. Burada da şöyle bir şey var. Belli bir miligramı var bunun. Günlük tüketmemiz gereken. Çünkü vücutta depolanmıyor ve günlük herkesin alması gereken bir miktar var. Bunu meyve oranla vurduğunuzda sizin günlük 1-2 kilo kırmızı ve mor meyve sebze tüketmeniz gerekiyor. Şimdi bir meyve sebzenin özünü tükettiğinizde direkt şekerini de alıyorsunuz, posasını da alıyorsunuz. Yani böbreklerde ürik asit oluşumuna neden oluyor ve kan şekerinin de yükseltici etkisi oluyor. Çünkü şekeriyle beraber alıyorsunuz. Ama mix olarak girdiğimizde biz bunun posasını da suyunu da ayırdığımız için glisemik endeksi de düşürücü etkisinden dolayı ve sıkıştırılıp saflaştırma teknolojisiyle elde ettiğimiz için de normal bir meyvenin sebzenin içerisindeki antioksidanı 5 kat daha arttırılmış şekilde tüketebiliyorsunuz. Yani bir çay kaşığının ucu kadar size mix anlamında yeterli olurken şu kadar bir şey günlük dışarıdan alayım derseniz 1-2 kilo kırmızı ve mor meyve sebzemeniz gerekecektir.
Evet, hem de aslında tasarruf yönünden de iyi, sağlık kesinlikle açısından da çok iyi. Kesinlikle. Zaten biz aslında size güveniyoruz, size bırakıyoruz. Siz ayrımını yapıyorsunuz ve hazır olarak bize sunuyorsunuz. Aynen, bir şey oluyor. Aynen öyle. Mesela unlarda, bizim unlarımızda %8'dir normal kullanımlarda. Ama baklava için firmalara verdiğimiz unlarda da %12'dir. Hmm. Peki biz neden bunu, o şekilde ayrım var? İşte çünkü şeker giriyor buraya. Evet. Yüksek miktarda şeker giriyor. Anladım. Onu dengeliyoruz. Süper. Mesela sütlü tatlılarda da %10. Hı-hı. Az miktarda şeker giriyor. Unlu mamilerde de %8. Yani ben bu oranlarla uğraşmayayım dediğinizde unlarımızı tercih edebilirsiniz. Ben alayım bunu suya da katarım, mikse de katarım, işte kahveye, çaya da katarım derseniz eğer şu şekilde mikserimiz de mevcut. Ben paketleri de dediğim gibi gayet hoş buldum. Sizi de temsil ediyor hem aynı şekilde. Aynen ama öyle. Sanırım değişeceğini söylediniz. Paketlerimiz 2 gün sonra çıkacak. Paket görseli, demo. Anladım. Ya aynı şey. Yani ürün içeriği aynı. Galetamız yine çok niş bir ortamda üretiliyor. Hı hı. Üretimimiz gerçekten çok iyi. Yani Balduk, Yala tesisleri. Yani kaliteden ödün vermiyoruz ve gayet de niş bir ürün. Yani bunu gerçekten insanlar kolay ulaşabilsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Fiyatları normal galeta fiyatlarına, unları normal un fiyatlarına indirmek için elimizden geleni yapıyoruz ki herkes bu sağlıktan yararlansın. O yüzden kötü bir ürünü asla, yani ben kendim yemeyeceğim ürünü asla çıkartıp başkasına tavsiye edemem yani. Kesinlikle zaten. Sonuçta annemin resmi de taşıyor. Evet, gerçekten. Ve abinizin kızının kesinlikle ismi de var kesinlikle. Kesinlikle. Ve zaten bu kadar büyümesinin sebebi de dediğim gibi hani bütün evet kalite kontrollerinden geçmiş olmasına da bağlı aslında. Tabii yoksa ki. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Bu unun içindekiler kısmı var. İşte araştırabilirsiniz Nora unu yazıp kalitesini vesaire. Her şekilde tabii ulaşabiliyoruz artık. İnternet ortamında tabii, tabii yaşıyoruz zaten yani. Ambalajlarımızda barkodlarımız da var, evet, kare kodlarımız da var. Evet, oradan ulaşabilirsiniz, sitemize de ulaşabilirsiniz. BRC'den tutun da ISO belgeleri kadar her şeyi aldık ki BRC'ye alınması en zor kalite kontrol belgesi diye geçiyor. Onu da aldık. Bütün kalite belgelerini TSE'den tutun da helale kadar, koşere kadar bütün belgelerimizi tamamladık. Bu şekilde hem ithalat ihracat kanalında hem de yerel firmalara güven açısından çok büyük adımlar attık. Hakkınıza yapıyorsunuz diyorum bu işi. Yani emeğinizin karşılığında alacağınızı kesinlikle düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Ben. Peki mom için ürüne katma oranları nedir? Neye göre belirlenir? Şeker oranlarına göre belirlenir. Evet. İşte dediğim gibi unlu mamullerde %8 oranında giriyor. Bir evet ekmek, bir makarna, bir mantı yapıyorsanız %8 oranında giriyorsunuz. Ama bir puding tarzı az şekerli yerlerde de %10 oranında. Yani 1 kilo mikse 10 gram, 1 kilo una 10 gram mix koyuyorsunuz. %10 oranında giriyor ve baklavada da daha yoğun şerbetli, şekerli tatlılarda da %12 oranında giriliyor. Evet, buradan da vermiş olduk hatta sayıyı size. Evet. Mor mix tadı ve kokuyu da değiştirmiyor. Bu konu hakkında size hiç geri dönüşler oldu mu? Gerçekten de evet değiştirmiyor vesaire. Aynen öyle. Hatta bazı insanlarım şöyle bir tepki verdi. Ya ben baklava yedim ama bunda tat yok diye şikayette bulundular. Ama bizim amacımız zaten rengi değil. Rengiyle beraber yani size başka bir tat yaratmak değil. Bizim amacımız bunlara sağlık katmak. Zaten rengini değiştirmemesi, yani değiştirmesi ama tadını değiştirmemesi de ne kadar saf, ne kadar doğal bir ürün olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet siz buradan başka bir tat alsaydınız buna bir tatlandırıcı girmeniz gerekecekti. Başka maddeler, katkı maddeleri girmeniz gerekecekti. Ama bu katkısız, %100 doğal. Vegan özelliği var. Glutensiz bir ürün mix. Daha yani, ne istiyorsunuz aynen diyoruz öyle, gerçekten. Herkese hitap eden bir ürün. Evet. Yani glutensiz de aynı şekilde. Çünkü aynen hastalar gerçekten her şeyi tek tek seçmek zorunda kalıyorlar. Ama siz şeker hastalığına, Parkinson, başka da Alzheimer, bir sürü daha hastalık var yani gerçekten. Evet. Peki gluten konusuna geçti. Gluten nedir? Tam olarak izleyicilerimiz açısından da açıklar mısınız? Zararları nelerdir? Şöyle, gluten aslında bir protein çeşidi. Yani arpada, çavdarda, buğdayda yoğun olan bir protein çeşidi. Bunu tükettiğimizde aslında bağırsaklarda iyi olan bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Ama bazı insanların buna karşı toleransı var. Yani yediklerinde kendini kötü hissediyor. İşte ciltte kızarıklık, hazımsızlık yaratan gluten intoleransı yüksek insanlar bunu tercih etmiyor. Aslında çok da yani Türkiye genelinde değil, dünya genelinde gluten intoleransı olan birçok kişi var. Onların da tüketmemesi gerekiyor. O yüzden işte glutensiz unlar devreye giriyor. Hani nohutla işte badem unuyla falan toz haline getirip tüketiciye sunuyoruz. Bizim de bu konularla ilgili çalışmamız var aslında. Glutensiz un ve mix'i karıştırıp bambaşka bir ürün yaratacağız. Onu da
müjdesini vereyim diyeyim. Süper, evet, gerçekten onun da haberini vermiş olmuşsun. Yani bir ay sonra glutensiz mor mix unuyla piyasalarda da olacağız. Ve aynen, bütün market öyle zincirlerinde de olacaksınız çok yakın zamanda. Evet, ya aslında gluten biraz benim özel olarak ilgilendiğim bir konu. Bütün belgelerimizi de aldık aslında. Bir fabrika kuruluş aşamasına başlayacağız. Şöyle bir şey gerçek var aslında. Yani glutensiz unlar 9 liradan tutun da 50 liraya kadar çıkıyor. Aslında içeriğine bakmanız önemli. Yani glutensiz un diye sadece size mısır nişastası veriyor olabilirler. Yani içeriği önemli bu konuda. Yani glutensiz un alıp sağlıklı besleneceğim derken mısır nişastasından şeker yüklemesi yapabilirsiniz. Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Öyle bir ürün yapacağım ki, yapacağız ki bunun denemelerini yaptık. Mesela glutensiz unla mor mix'i birleştirip ekmek denemeleri yaptık. Yani ekmeğin bağ dokusu, yenilebilirlik oranı o kadar mükemmel oldu ki bambaşka bir devrim yaratacak. Normalde glutensiz un tadı olmaz, ne bileyim insanlar çok tercih etmez. Ne yiyorum ki ben diye böyle bir kalır. Ama mor mix'i birleşince gerçekten hem softluğu olsun, hem böyle ürünün kalitesi olsun, yapısı olsun, dokusu olsun insana gerçekten kendini hissettiriyor. Glutensiz ürün yapan bisküvi firmaları falan var. Onlarla da görüşme sağlıyoruz. Şimdi sadece unlarımızla değil, glutensiz bisküvilerle de piyasaya gireceğiz. Peki eklemek istedikleriniz var mı burada benim atladığım? Şu an sanırım yok. Ama şunu göstermemiştik, bunu da gösterelim. Bu da farklı peynir bir çeşidimiz. Peynir çeşidimiz. Görüyorsunuz. Yani mozzarella peynirden kaşar peynire kadar, Kars gravyerine kadar her türlü ürüne mor mix'i sokuyoruz. Şunu da koyuyorum. Ve örgü peynirimiz var mesela, dil peyniri. Bu da çok hoş gerçekten. Aslında çocukların ya ilginç bir şekilde çok fazla ilgisini çekiyor. Çeker. Özellikle mantı da mesela. Mor mantı. Ya bunu da bir firmamız üretiyor. Et yemeyen çocuklara annelerin tercih oluyor bu. Mor oldu mu insanların daha çok ilgisini çekiyor. Özellikle çocukların. Sağlık, kalp bir simgesi de var burada. Evet. Arapça yazıyor burada da. İthalat ihracatta kullanıyoruz bunu. Hem Arapça hem İngilizce hem Rusça. Evet, hem Rusça, aynen öyle. Şey paket de şu şekilde, gayet sade ve tam markayı da yansıtan bir şey olmuş. Tortilla'ya kadar, taco ekmeklerine kadar hepsinin morunu yaptık. Gönderimini sağlıyoruz da. Süper. Gizem Hanım, çok güzel bir sohbet oldu yani. Çok keyif aldım ben açıkçası kendi açımdan da. Hani eklemek istedikleriniz başka var mı? Sormak isterim. Ya mor mix gerçekten insan sağlığına çok faydalı bir ürün. Yani ben şeker hastasıyım, bir şey tüketemiyorum diye varyansın edenlerin çözüme kavuşturan bir ürün. Ya uzun vadede tüketildiğinde de insan sağlığına gerçekten kanıtlanmış şekilde etkileri var. Bunu biz bulduk, patenti bizde. Ama insanlığın yararına olsun diye bu konuyla ilgili bütün çalışmaları yapıyoruz. İnsanlar daha kolay ulaşsın, bu konuyla ilgili daha çok bilgi sahibi olsun diye tüm Ar-Ge çalışmalarımızı ve reklam çalışmalarımızı başlattık. Buna katkınız olduğu için ben size ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederiz, ne demek? Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ya tüm insanlar bundan faydalansın istiyoruz. Bizim misyonumuz, mottomuz bu aslında. Böyle bir ürün var ve neden insanlar bundan haberdar olmasın ki? Neden insanların sağlığına gelen bir ürünü herkesin ulaşılabilir elin altında olmasın ki dedik ve böyle bir yola girdik. Çok da güzel ilerliyoruz. Çok da güzel, verimli dönütler alıyoruz. Mesela bir hafta mor ekmek yiyen insanlar bize yazıyor. Ya gerçekten de diyor, sabah uyandığımda kendimi daha dinç hissediyorum. Daha sağlıklı, sanki her şeyi yapabilirmişim gibi hissediyorum gibisinden. Sabahları zor kalkıyordum, ya çok iyi kalkıyorum işte. Gerçekten etkisi oluyor gibisinden bir sürü dönütler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Tabii yani işinizin karşılığı tam olarak bu oluyor. Kesinlikle. Evet. Yani tamamen özetlemek gerekirse kalite, sağlık açısından ve ekonomik açısından da bu işi çok iyi yapıyorsunuz diyebiliriz. Özetleyebiliriz anlattığınız kadarıyla. Aynen öyle. Türkiye'de, Türkiye'den de Nora Un, Nora Group firmasıyla yurt dışına açılıyoruz. Bu da gerçekten hem Türkiye hem bizim için çok büyük bir gurur. Tüm dünyaya Mor Mix'te Nora Group'la kendimizi duyuruyoruz. Çok Türkiye'den güzel. Çıkan gözümüzün nuru bir ürün yani. Gerçekten çok memnun oldum ben kendi açımdan Gizem Hanım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için de. Ben teşekkür ederim bu imkan sağladığınız için. Çok sağ olun. Tavsiye %100 ediyorum. Çünkü burada yayın esnasında da baklava olsun, lokum olsun, peynir olsun her şeyden azar azar denedik. Sudan dahil olmak üzere. Ekstra bir tat yok, ekstra bir koku yok. Tamamen doğal ve içindeki zaten meyveleri de zaten söylediniz. Sağlık açısından da söylediniz. Hepsi test edilmiş, onaylanmış ürünler.
Dilerseniz buradan kare kod sistemiyle de okutup içerisindekilere bakabilirsiniz ve sağlık açısından da inceleyebilirsiniz detaylarını. Kesinlikle. Gizem Hanım da çok güzel açıkladı gerçekten. Markasını yani ilk defa bu kadar güzel tanıtan birisiyle çok karşılaştım. Çok güzel tek tek tane tane anlattı. Evet, tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben son bir soru sormak isterim tabii ama size. Üniversite TV kanalı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekibimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya ben açıkçası fuarda sizinle görüştüm ve evet, sizinle duydum ilk kez ama biraz inceledim. Gerek tabii YouTube kanalı, gerek işte sosyal medya kanallarından. Baktığımda gerçekten konuklarınız olsun, içeriğiniz olsun benim de çok ilgimi çekti. Hemen de takip isteği gönderdim size bu arada. Gerçekten aslında insanların duymak istediği, merak ettikleri konuları değiniyorsunuz. Ben de özellikle bu kanalda çıktığım için, çünkü daha önceden de birçok televizyon kanallarında çıktım, haberlerde çıktım ama bu benim için bambaşka bir yayın oldu. Bir de ilk kez canlı yayına katıldım ama gayet güzel sohbet geçti sizin eşinizle özellikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim böyle bir imkan sağladığınız çok için. Çok sağ olun Gizem Hanım, çok memnun olduk. Evet, programımıza da çok güzel renk kattınız, cıvıl cıvıldınız. Çok sağ olun. Evet, Üniversite TV programımızdan bugünlük bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek, hoşça kalın.